Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere bilgisayarını kendisi toplamak isteyenler için 6000 TL'yi geçmeyen bir kasa tavsiyesi yapacağım. Buna ek olarak da fiyat performans oranı güzel olan bir 144 Hz 1ms'lik monitör tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. Bu bilgisayar 144 Hz monitörün hakkını verecek güce sahip olacaktır. Piyasadaki birçok oyunu 144 FPS'de oynamanızı sağlayacak bir bilgisayar olacak arkadaşlar. İlk olarak bilgisayarın parçalarına işlemciden başlayalım. Ama parçalara değinmeden önce bir arkadaşıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Discord'dan arkadaşım ve adaşım olan Ali'ye bu bilgisayarın linklerini benimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Discord kanalımızda PC toplama kanalından Ali'ye mesaj atarak arkadaşlar farklı fiyat aralıklarında da konfigürasyonlar sorabilirsiniz. Piyasayı güzel takip ediyor. Onun bilgilerinden de faydalanıyorum kendimi güncel tutmak adına. Şimdi işlemcimize göz atalım. Bu bilgisayarda işlemci olarak AMD Ryzen 5 3500X olacak. Bu işlemci 6 çekirdekli ve 6 izlekli bir işlemci ama ön belleği çok yüksek. 35 MB ön belleğe sahip. Frekans değerleri yüksek arkadaşlar. Bu yüzden de oyunlardaki FPS değerleri daha yüksek olacaktır. 3600'ler şu anda piyasada pahalı. Eğer 200 lira daha fazla para veririm diyorsanız AMD Ryzen 5 3600'leri tercih edebilirsiniz. Bu fiyat aralığında şu anda Ryzen 5 3500X'in kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bu bilgisayar bu işlemciyle gayet hızlı bir şekilde çalışacaktır. Anakart tarafında şu anda Trendyol'daki indirimlerden faydalanarak 492 TL'ye arkadaşlar Gigabyte'ın B450MS2H anakartını alabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde paylaştığım videoda bu anakart 530 TL civarındaydı. Birazcık indirime uğramış. Doların yükseldiği günlerde bu tarz indirimleri görmek şaşırtıyor beni açıkçası. Şu anda 493 liraya Trendyol'dan bu anakart alabiliyorsunuz. AMD Ryzen 5 3500X de gayet uyumlu şekilde çalışacak bir anakart olacaktır. Üzerinde M.2 SATA yuvası var. 2 tane RAM yuvası var arkadaşlar. Çift kanallı RAM'den faydalanabileceğiz. Ama maalesef Micro ATX bir anakart olduğu için 4'lü RAM seçeneklerini kullanamayacaksınız. Eğer ilerleyen zamanda 4 kanallı bellek kullanmayı düşünüyorsanız birazcık daha üst fiyatlara sahip olan ATX anakartları almanızı öneririm. Bu bilgisayarın grafik gücünü sağlayacak olan parçamız Sapphire Pulse AMD Radeon RX 5600XT olacak. 6 GB VRAM'e sahip olan 192 bit bellek arayüzüne sahip olan son derece güçlü bir ekran kartı var karşımızda. Bu ekran kartı neredeyse RTX 2060'a denk diyebilirim arkadaşlar. Çok yakın FPS değerleri veriyor. Şu anda hepsi burada da 2550 TL fiyatla satılıyor. Isınma sorunu da olmadığını duyuyorum. Kullananlar gayet memnun bu ekran kartından. Bu tarz bir ekran kartı bu sisteme çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Ekranımızda FreeSync olduğu için AMD'nin FreeSync teknolojisinden faydalanarak görüntü yatılmalarını ortadan kaldırarak oyun oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bilgisayarda RAM olarak NeoForza markasının Black Fey RAM'leri yine karşımızda. Fiyat performans oranı ile öne çıkan bir RAM benim gördüğüm kadarıyla 265 liraya Trendyol'da satılıyor. 8 GB'lık 3000 MHz'lik DDR4 RAM'ler arkadaşlar. Bundan 2 tane aldığınızda bilgisayarda çift kanaldan faydalanarak daha yüksek FPS değerleri alabileceksiniz. Zaten şu an piyasadaki birçok oyunda 8 GB RAM'le pek fazla yetinmek istemiyor. PUBG Steam olsun, Call of Duty Warzone olsun, daha birçok oyun olsun. Şu anda 10-12 GB arası RAM tüketimiyle çalışıyor. Yüksek grafiklerde oyun oynamak için bence 16 GB RAM tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Bu bilgisayarda SSD olarak yine fiyat performans tarafında iddialı olan James Dunkey JD480 SSD olacak arkadaşlar. 409 liraya satılıyor ince hesapta. Şu anda stokların azaldığını görüyorum ama çok fazla üzülmenize gerek yok çünkü alternatif SSD'ler de çok pahalı değil. Bu bilgisayara herhangi bir 480 GB SATA 3 SSD'yi takabilirsiniz. Eğer uygun fiyata bulabiliyorsanız 500 GB'lık M.2 SSD'de takabilirsiniz ama ben fiyatların uçtuğunu görüyorum arkadaşlar. Bu fiyatlardan bence SATA 3 SSD almak şu piyasada daha makul bir seçenek olacaktır. Bilgisayarda güç kaynağı olarak FSP'nin FSP560AHBC kod adlı 500 Watt'lık aktif PFC'li 80 Plus güç kaynağı bulunacak. Bu güç kaynağı şu anda gitti gidiyordu. 318 lira fiyatla satılıyor. Bileşenlerinin kaliteli olduğu söylenen bir güç kaynağı seveni çoktur arkadaşlar. FSP iyi bir markadır. Radeon 5600XT ekran kartı da 160 Watt güç çeken bir ekran kartı olduğu için 500 Watt güç kaynağıyla çok rahat bir şekilde çalışacaktır. İlerleyen zamanda ekran kartlarının Watt değerleri düşecek, frekans hızları ise yükselecek arkadaşlar. O yüzden şu anda ben 500 Watt'tan daha yukarı güç kaynaklarına çok fazla para basmaktan yana değilim. Tabii ki tercihen isteyenler 600 Watt'lık, 750 Watt'lık güç kaynakları da alabilirler ama bu sistem için 500 Watt'lık FSP güç kaynağının ben yeterli olacağını düşünüyorum. Bilgisayarımızda kasa olarak arkadaşlar Apu sistem tavsiyesinde de sizlere önerdiğim önde 3 tane arkada 1 tane 12 cm'lik fana sahip olan mesh ön panele sahip olan GameTek Redline Mesh kasa olacak. Fiyat performans olarak iyi bir kasa olduğunu düşünüyorum. İsteyenler tabii ki farklı kasalarda alabilirler ama bu kasa bu bilgisayar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu kasa şu anda N11'de 320 liraya satılıyor. Bence bu fiyatın hakkını verecek bir kasa karşımızda duruyor. Şimdi son tavsiye olarak monitöre geçelim arkadaşlar. Monitör tarafında James Dunkey markasının CD24FG1MS144 kod adlı monitörü var. 24 inç VA panele sahip bir monitör.
Samsung veya panel var içerisinde, 1 milisaniye tepki süresine 144 Hz tazeleme oranına ve AMD FreeSync teknolojisine sahip bir monitör var karşımızda. Giriş çıkış seçenekleri de yeterli seviyede arkadaşlar. Bu monitörde HDMI 1.4, DisplayPort ve DVI yuvaları bulunuyor. Çok rahatlıkla her ekran kartını bağlayabileceğiniz yüksek performanslı bir monitör olacaktır. Şu anda bu ürün ince hesapta 1299 lira fiyatla satılıyor. Bu fiyata daha iyi bir monitör ben bulamadım. 1300 TL'ye satılan 24 inç 1ms veya panelli tek monitör bu James Dunkey markasının monitörü oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Sıfır ölü piksel garantisi de var. Eğer monitörde ölü piksel çıkarsa bu monitörü iade edebilirsiniz, değişim talep edebilirsiniz. O konudaki probleminizi çözerler. Şimdi bu bilgisayara genel olarak göz attığımızda arkadaşlar 5955 TL civarına denk gelen bir kasamız oluyor. Güzel bir gaming kasa olacaktır. İsteyenler eklemeler yapabilir, bazı parçaları değiştirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem olabildiğince 3500X ve üzeri işlemci RX 5600XT ekran kartını bir araya getirmeniz. Zaten önemli olan FPS değerleri için daha önemli olan ekran kartı ve işlemci olacaktır. Bu ikilinin kesinlikle iyi çalışacağına emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bütçeyi birazcık daha arttırarak Ryzen 5 3600 işlemci alırsanız biraz daha iyi olur. Ama Ryzen 5 3500X'ten de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu bilgisayar monitörle birlikte toplamda 7300 TL civarına denk geliyor. Bugün ayın 19'u yani 19 Ağustos 2020 tarihindeyiz. Dolar yine 7.40 civarında seyrediyor arkadaşlar. Bu fiyatlarda oynamalar olabilir. Aşağı düşeceğini çok zannetmiyorum. Bence yakın zamanda bulabildiğiniz indirimli ürünleri toplamaya bakın. Olabildiğince böyle bir bilgisayarı 6000 liraya toplarsanız performans tarafında kesinlikle memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Benim bu videoda vereceğim bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Başka sorularınız varsa hem videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz hem de Discord kanalımıza gelip oradaki PC toplama kanalından faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacağınıza eminim arkadaşlar. Lütfen Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Cihaz TV'ye destekçi olmak istiyorsanız da katıl butonumuz açıldı arkadaşlar. İsteyenler katıl butonundan abonelik alarak ekstra özelliklere kavuşabilir ve bize destekçi olabilir. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.